hatayla, kazayla, herhangi bir kıvılcımın bir yerde patlamasıyla da çıkacak gibi. Dünya kaynıyor. Örneğin şu an bakıyorum, Bolivya'da askeri darbe girişimi olduğuna dair son dakika bilgisi de geliyor. Bu da çok ilginç. Yani sadece bulunduğumuz coğrafya Karadeniz'in kuzeyi değil, Latin Amerika'dan gelen görüntüler Bolivya'dan. Daha önce de Bolivya'da solcu iktidar devrildi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Şu an itibariyle de Bolivya'da yine askerler sokağa çıkmış. Hemen bakalım son gelen bilgiler. Plaza Morila'daki hükümet sarayını kuşatmışlar askerler. Bir son dakika gelişmesi bu. Latin Amerika'da da hala ABD'nin operasyonları devam ediyor. Bir darbe olduğunda illaki biliyoruz arkasında ya ne kadar bu adamlar var. Acı, Latin Amerika için darbeler hani vakayı ağrıyeden derler evet. Ya öyle. Ne acıdır ki Türkiye için de öyleydi ya. Bir dönem değil mi? İşte, gerçi geçti mi bilmiyorum tehdit zafer. Nasıl geçebilir ki? Daha işte 15 Temmuz 2016. İnsanlık 2000 yıldır bu soruya cevap arıyor. Muhafızların muhafızlığını kim yapacak? Hiçbir yerde bitmiş değil bu tehlike daha. Eline silah verdiklerin. Çok büyük söz söyledin. Yani alıntılama tabii ki. Muhafızların muhafızlığını kim yapacak ama dünyanın her yerinde tehdit. İçeride sen bahsettin. İçeriye nasıl gömecekler seni? Bu. Bunlarla işte darbe yaptıracaklar. La Paz'da yani bu başkanlık sarayının kapısını askeri araçlar kırıyor. Hı hı. Zırhlı araçlarla kırıyor. Askerler öyle bir müdahaleye kalkışıyorlar. Yani burada tabii şu ana kadar gelen ilk bilgiler. Ben hemen baktım. Evet. Sen haberi verdikten sonra. Ordu içindeki bir kısım birlik. Bunlar başkentteki... Junta yani böyle. Junta. Yani ordunun tamamı değil. Bizdeki 15 Temmuz ihanetine benzeyen bir şey. Ordu içinde bazı birlikleri mobilize etmişler. Başkentteki birlikleri. Başkan da direniyor yani. Şu an yani Bolivya hükümeti düşmüş ya da istifa etmiş değil. Değil, direniyorlar. Yani daha fazla büyümez umarım. Ama başarılı. Morales'i yediler başını. Evet, evet. O halktan gelen bir adamdı. Sömürüye karşıydı. Yine o bölgede de. Bu arada Latin Amerika devletleri iyi tavır aldılar. Filistin, İsrail konusunda, evet. Venezuela'da, diğer yerlerde ama bakalım İlginç burada bakalım. Ne evet. gelecek? Tabii dünya şimdi kaynıyor. Bilmiyoruz. Yani biz şimdi bir de şöyle bir durum da var. Latin Amerika öyle bir yer ki hani darbeciler kimler, kim kime darbe yapıyor? Orası karışık bir yer. Erken yani. Kalkan darbe yapıyor. Daha biraz bu, karışık yani. Yalnız şöyle bir... ilk yıllarımızda şöyle derlerdi. Latin Amerika'da erken kalkan şimdi darbe yapıyor. Şimdi onu söylemeliyim. Duymadınız. Aynı şey şöyle söyleyeyim. Bir bilgi var. Bolivya generali Zuniga yeni bir hükümet kabinesi olacağını söylüyor. Şimdilik Cumhurbaşkanı olarak ordu başkomutanı Arkeus'u tanıyoruz diye bir açıklama yapmış. Öyle oluyor zaten işte. Hayır alamet bir şey olması mümkün değil askeri bir darbenin değil mi bu konuda? Ya, hayır şimdi Bolivya seçim yapılan bir ülke ya. Evet. Bolivya demokratik seçimlerin olmadığı bir yer değil ki. Yani şunu anlayabilirim hani bir ülkede diktatörlük vardır, seçim yoktur, demokrasi yoktur. Başka güçler sahneye çıkar. İsmi de Simon Bolivar'dan geliyor herhalde değil mi? Tabii Bolivya'nın. Amerika'yı. Evet, evet. Evet. Orada herkes Bolivarcı. Solcuların hemen hemen hepsi Bolivarcı. Venezuela'nın resmi adı zaten. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti. Evet. Yani bunlar zaten akraba halk. Hepsi aynı halk ama farklı sınırları var. O sınırların oluşması biraz Afrika'ya da benziyor. Amerika'nın arka bahçesi. Amerika kendi arzu ettiği ekonomik çıkarlara göre mesela Bolivya'yı maden için parsellemiş. Evet. Efendim şeyi Peru'yu su kaynakları için, doğal kaynakları, madenler için gene benzer başka madenler için parsellemiş. Brezilya'yı kendine gıda çiftliği yapmış, meyve çiftliği yapmış. Birkaç tane şirketin parsellediği bir bölge Latin Amerika.